Afiyet olsun patron. Ben gelecektim karnımı doyurup ya. Boşuna zahmet ettin. Ya bir baktım madem bu kadar yakınımda. Gideyim dedim canlı canlı müjdeli haberi patronuma kendim vereyim dedim ya. Ne içimde tutacağım da içimde şişecek ya. Buldun mu yoksa? Biraz zor oldu ama olsun. Ya patron şimdiye kadar bu Şahan kızlardan ne kaçmış ya. He? Aradığımı bulurum ben ha. Rahmetli bebem de öyleydi. Allah vergisi bu bizde. Ya Cengo bir bakar mısın? Şunun aynısından ya. Aynısından birebir. Çalışan arkadaşlara söyleyin. Müşteriyim ben. Ne bileyim ya. Hepsi aynı giyiniyor. Kara kara tişörtleri giyip geziyorlar. Patron ben yanlış yere kilitlenmişim biliyor musun? Bakış açımı değiştirdim. Masanın öbür tarafına bir geçtim. Sonra aklıma tak diye geldi. Tak. Ya. Dur sen. Eskinin aşiret damadı. Celal Yardar. Esas bombayı söylüyorum. Bak. Olmuş mu sana? Kazak iş adamı Bülent Kısmetov. Ya. Adamdaki evrime bak ya. Abi bir dilim ekmek yok mu ya? Bunu ekmeğe sürsek olur mu? Ben ekmek yemeyince doymuyorum da ekmeğe. Al bunu ye. Bir dilim ekmek olaydı. Gir. Emin misiniz? Afiyet olsun savcım. Yani kendine, bedenine saygı duyan her birey gibi böyle sağlıklı beslenmenizi ayrıca takdir ediyorum savcım. Bu sabah sevimliliğini neden hak ettim acaba? Ön yargınızı darmadağın etmeye geldim. Babanızın katili. Ne münasebet? Ne bu şimdi? Arıyordunuz ya. Sizin için buldum. Bu üzerine espri yapabileceğiniz bir şey değil. Ya ne hadsizsiniz ya? Hiç haddinizi bilmiyorsunuz. Şaka yok savcım. Uzun süredir Kazakistan'da yaşıyormuş. İnşaat işine girmiş, bir imparatorluk kurmuş. Hatta oranın vatandaşı olup adını da değiştirmiş. Ve son 3 aydır... Kazakistanlı iş adamı Bülent Kısmetov olarak ülkemizde. Polis aradı bulamadı. Siz nasıl buldunuz? Zaman aşımına uğramış bir dosya. Artık kimse bakmıyor zaten. Tabii siz kapalı kapılar ardında bakıyorsanız bilemem. Ama biz doğru yere baktık ve yakaladık. Biz? Ben ve sarsılmaz ekibim. Benziyor mu? Kim diyebilir ki o? Ben derim. İzin verin. Sinsice içlerine gireyim. Hem adamımız o mu emin oluruz, hem de onu içeri tıkacak bir şeyler buluruz. Var mısınız savcım? Tereddütlerinizi anlarım. Siz bir düşünün. İstediğiniz an içerideki adamınız olurum. Neden yapasın ki bunu? Geç de olsa sebep olduğum şeyi telafi etmek istiyorum. İzin verirsiniz tabii ki.